Vibi, Mirmah Sultan'la Mimar Sinan yasak aşk yaşamışlar biliyor musun? Ben hiç öyle bir şey duymadım. Uydurma hikayeler bunlar. Ya Vibi ne uydurması Allah aşkına, tarihe geçmiş olay. Sen tabii tarihi ilkokul sosyal bilgiler kitabından öğrendiysen bilmemen normal. O zaman neden kavuşamamışlar? Hem Mimar Sinan çok yaşlı değil mi? Hiç de yakışmazlar be canlarım be. Lan yine başladın goygoya ha. Bir kere de ağzından iyi bir şey çıksın Bibi. Neyse bakmayın siz Bibi'ye. Gelin neymiş, ne olmuş, Mimar Sinan aşkı için neler yapmış anlatayım ben size. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın biricik kızı Mihrimah Sultan'a büyük bir aşk beslemiş. Ama bu aşk ikisinin arasında hiçbir zaman konuşulmamış. Ya da konuşulmasına izin verilmemiş. Hürrem Sultan'ın yönlendirmesiyle Mihrimah Rüstem Paşa ile evlenince mecburen her şey başlamadan bitmiş. Sinan zaten 50'li yaşlarda, Mihrimah Sultan 17. Bir de yetmezmiş gibi Mimar Sinan evli. Zor yani, olacağı yokmuş zaten bu işin. Gerçekte yaşanmasa da bu aşk, Mimar Sinan aşkımı kalbime gömeyim, bari eserlerimde yaşatayım demiş ve ardından olaylar gelişmiş. Rivayete göre Mihrimah Sultan için yaptığı iki camiye de aşkını adım adım işlemiş. Mimar Sinan belki de aşkına karşılık bulamadı, belki de hiç kimseye anlatamadı ama ben size şimdi tarihe not düşülen bu aşk hikayesiyle ilgili bilinmeyenleri ve tüm rivayetleri anlatıyorum, hadi toplanın. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın kızı, güzelliği ve zarafetiyle bilinen Mihrimah Sultan. Osmanlı tarihinde adını en çok duyuran kadınlarda ilk üçe girer mi? Bence girer. Kanuni Sultan Süleyman 1522 yılında Topkapı Sarayı'nda doğan sevgili kızına Farsça'da güneş ile ay anlamına gelen Mihrimah adını koyar. Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan biricik kızları Mihrimah Sultan'ı bir başka sever. Hatta Mihrimah Sultan'ın uzun yıllar babasına devlet yönetiminde danışmanlık yaptığı söyleniyor. Mihrimah Sultan, Osmanlı Hanedanı'nın sanata, mimariye, estetiğe olan tutkusuyla tanınan bir üyesi aynı zamanda. Gelelim Sinan'la ilgili dedikodulara. Dedikodu diyorum çünkü aslında hiçbir zaman gün yüzüne çıkmamış bir aşk hikayesi. Alenen ortada yaşanmamış belki ama Mimar Sinan ile Mihrimah Sultan'ın büyük aşkı tarihe düşülen bir not olmuş. Hürrem Sultan'ın göz bebeği Mihrimah Sultan 17 yaşına geldiğinde evlilik için iki aday gündeme gelir. Biri Diyarbakır valisi Rüstem Paşa, diğeri ise baş mimar Koca Sinan. Sinan o zamanlar evlidir ve 50'li yaşlarındadır. Mihrimah, Hürrem Sultan'ın yönlendirmesiyle tarih kayıtlarına rüşvetçi, entrikacı olarak geçen Rüstem Paşa ile evlendirilir. Mihrimah Sultan ve Sinan evlenemez ama aradan yıllar geçer ve Mimar Sinan'a emir büyük yerden gelir. Mihrimah Sultan, Mimar Sinan'ı bir gün huzuruna çağırır. İstanbul'un en güzel yerinde kendi adını taşıyan bir külliye yapmasını ister. Sinan'ın nereye yapılmasını arzu edersiniz sorusuna, yerini sen seç diye cevap verir. Ve bunun üstünde Mimar Sinan 1540 yılında Mihrimah Sultan Camii'ni yapmaya başlar. Aradan 8 yıl geçer. 1548 yılında caminin yapımı tamamlanır. Caminin dış görünümünü de etekleri yerleri süpüren bir kadına benzetir. Yani Mihrimah Sultan'a. Sonra hızını alamaz, padişah fermanı olmadan küçük bir cami daha yapar. Bu kez Edirne Kapı bölgesinde. Cami küçük olmasına küçük ama minaresi 38 metre. Kubbesi zarif, incecik tasarlanmış. Caminin dış cephesindeki 161 pencere camiyi aydınlatıyor. Caminin iç güzelliğini de görmemizi sağlıyor. İçindeki sarkıtlar, minarenin kenarındaki işlemeler, Mihrimah Sultan'ın zarafetini ve uzun saçlarını akıllara getiriyor. Peki Mimar Sinan aşkını neden bir ibadet mekanında anlatmak istemiş olabilir? Tasavvuf kültüründe insani aşk, ilahi aşkın bir yansımasıdır. Aslında birine duyduğunuz aşk da sizi adım adım yaratıcı aşkına doğru götürür. Siz farkında olmadan bu aşk arayışıyla Allah'a yaklaşırsınız. Aşkın en üst seviyesi zaten Allah aşkıdır. İnsan aşkında kararlı, vefalı ve sadıksa günün sonunda bu aşk onu ilahi aşka götürür. Sinan'ın eserlerinde tasavvufun etkisi büyük. Camiler, çeşmeler, türbelerde tasavvufla ilgili birçok sembol var. Bu da bir dipnot olsun. Sinan'ın Mihrimah Sultan için cami yapması, bana sorarsanız tasavvuf kültürünü benimsemesiyle ilgili. Ha bu arada, işin bana göre en etkileyici kısmını da anlatayım. Mihrimah Sultan'ın doğum günü 21 Mart. Edirne Kapı'da 21 Mart'ta caminin tek minaresinin ardından güneş batıyor. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nin arkasından da ay doğuyor. Bak bak, romantizme bak. Mihrimah isminin anlamı güneş ve ay demek. Yani resmen yaptığı iki camide Mihrimah'ın adını yaşatmış adam. Buradan Mimar Sinan'a sesleniyorum. Tamam çok aşık oldun, çok güzel de çıtayı arşa çıkarmaya gerek var mıydı usta? Bazı mimari hocaları usta derler Mimar Sinan demek yerine. Çünkü Sinan'ın sanatını ürettiği yıllarda mimari diye bir şey yokmuş ki. O yüzden
Ustabaşı Sinan biraz daha karizmatik geliyor bana. Güneşi oradan batırıp ayı buradan doğurmak falan nasıl bir seviyedir hocam? Ha, bu hangi cami biliyor musunuz? Hani Üsküdar Rıhtım'a gelir gelmez tüm ihtişamıyla karşımıza çıkan o cami var ya, işte o. Üsküdar'a geldiğinizde belki yanından yürüyüp geçtiniz ama şimdi bu etkileyici hikayeyi dinledikten sonra daha bir dikkatli inceleyeceksiniz eminim. Şaka bir yana, Mimar Sinan'ın eserlerine bugün bile hayranlık duyuyoruz ki o dönemin koşullarını düşünürsek mimaride gerçek bir deha olduğu konusunda itirazı olan yoktur herhalde. Aradan 400 yıl geçmiş ama bugün hala okullarda Mimar Sinan'ın yapı teknikleri anlatılıyor. Mimarlık dehası sayesinde öyle bir yapı kurgulamış ki Mihrimah Sultan Camii'nin hem içi hem dışı gerçekten olağanüstü bir görüntüye sahip. Ana kubbe iki yandan galerilerle enine büyütülmüş. Döneme göre özgün bir plan anlayışıyla yapılmış. Mermer mihrap, Sinan çağının en güzel örneklerinden biri kabul ediliyor. Yapı yüksek bir tepeye inşa edilmiş. Bu yüzden Sinan'ın zemini sağlamlaştırmak için yüzlerce kuyu açtığı söylenir. Sibyan Mektebi bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir çocuk kütüphanesi olarak kullanılıyor. Medrese sağlık merkezi olarak kullanılmış ve bu yüzden mimarisinde birçok değişiklik yapılmış. Bu camiler bu arada çok sade, gösterişsiz ve asil yapılar. İç kısımlarının yoğun bir şekilde ışık almasıyla da dikkat çekiyor. Yani Sinan diyor ki, Mihrimah Sultan'ın dışı kadar içi de bir o kadar güzel. Baba be. Güzelliğiyle ve zekasıyla dikkat çeken Mihrimah Sultan, yaşadığı dönemde kadınların toplumda aktif rol oynamaları için de nadir bir örnek olmuş. Hem siyasi hem kültürel alanda etkili olduğu için Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kadınların potansiyelinin fark edilmesinde de öncülük etmiş. Güçlü ve etkili liderliği kadınların toplumda daha fazla söz sahibi olmasının kapılarını aralamış. Koskoca Mimar Sinan boşuna aşık olmamış tabii. Bu arada Mihrimah Sultan'ın güçlü duruşunun arkasındaki en önemli neden bana sorarsanız Hürrem Sultan. Haremde güçlendikçe çocuklarını da daha fazla ön plana çıkarmaya başlamış haliyle. Mihrimah Sultan Rüstem Paşa ile olan evliliğiyle Osmanlı'nın dış politikasında etkili olmuş. Akrabalık bağları Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Asya'daki diğer devletlerle ilişkilerini güçlendirmiş ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası ilişkilerinde aktif bir rol oynamış ve imparatorluğun gücünü pekiştirmiş. Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a duyduğu aşk kimi kaynaklarda yalanlansa da kaynaklara geçmiş mi geçmiş. Vallahi ben de onların yalancısıyım. 16. yüzyıldaki olayı gözümüzle görmedik. Bilemeyiz tabii ama güçlü doneler var bence. Ne dersiniz? Kararı size bırakıyorum. Yani sonuç olarak bu aşk da böyle gün yüzüne çıkmadan tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş gitmiş. 17 yaşındaki Mihrimah Sultan'la 50 yaşındaki Mimar Sinan kavuşsaydı, Sinan'ın daha fazla eserinde bu aşkın etkisini görebilirdik belki de. Belki de kavuşmadıkları için sanatına bu kadar güzel yansımıştır. Kim bilir? Ne dersiniz? Mimar Sinan'la Mihrimah Sultan kavuşsalardı mutlu olurlar mıydı? Yaş da, statü farkı da önemsiz olur muydu? Yoksa ustabaşı Sinan kavuşamadıkları için daha çok mu aşık olmuştur? Yorumlara yazın, bekliyorum.